Merhaba sevgili canlar. Erdal Doğan'la Gerçek'e merhaba programına hoş geldiniz. Bizleri evlerinde misafir eden sevgili güzel canlara ve onlar için bugün güzel bir sohbet olacak. Aşığımız var. Bizler için ve sizler için çok güzel şeyler okuyacaklar. Onun dışında bir tane şiir okuyan bir canımız var. Sizlere bir şiir sunumunda bulunacak. Allah nasip ederse saat 5.20'ye kadar siz canlarla çok güzel bir sohbet yapıp güzel zamanlar geçireceğiz. Sevgili canlar, tabii burada bazı mesajlarımız var. İnsan var olanı bilir. Var olanın dışında insan bir şeyi ifade edemez diyor. Şimdi dostlar, yaratıcı insanda gizlendiği gibi bütün sırlarını insanın genine gizledi. Ve bütün güç kudreti insanda tamamladı. İnsana dil verdi, insan lisana geldi, yaratıcının var olduğunu ifade etti. Tabii yaratıcı kendini göstereceği ve kendini ifade ettireceği tek bir varlık insan olarak insanı seçti. Tabii bu arada tabiatı, hayvanları, bitkileri, işte ayı, güneşi, insanlığa faydalı olan tüm gezegenleri ve bunlar içerisinde hakkı ifade eden insandan başka bir güzellik ve bir güç olmadığı için insanı kendine don edindi ve insanın diliyle ifade etti kendini. Ondan dolayı sevgili canlar, ilimin, bilimin, gücün, kudretin, teknolojinin hükmettiği güç insan beynidir. İnsan kalbidir. Çünkü insan yaratıcının kalbidir. Yaratıcının kalbi insandır. Yaratıcı da insan kalbinde mekan kurmuş, kendisini orada gizlemiş ve insanı ardiye deposu yapmış. Tüm güzelliği ardiye deposundan kullanıp insanlığa sunmuştur. Ondan dolayı hani derler ya, mucize gösterenin derdine derman yoktur veya don değiştirir derler ya. Sevgili canlar, aslına bakarsanız yaratıcının hiçbir gizli hali yoktur. Bütün hali aşikardır. Allah'ın sırrı olmaz, sır insanlar içindir. Neden sır insanlar içindir sözüne geldiğimiz zaman? Çünkü insanlar birbirlerini birbirlerine ifade ederken ve birbirlerini birbirlerine sunum yaparken, anlatırken bazı insanların düşünce gücü ve algılama gücü çok düşük olduğundan dolayı yüksek bir potansiyele hazır değildir. Hazır olmadığı için o insana o hazır olmayan söz söylendiği an bir patlama meydana getirir. Patlama meydana getirmesin diye bu sır haline dönmüştür. Yani insanın sırlı haline dönmüştür. Yani zamanı gelmeden, gül açılmadan, olgun meyve haline gelmeden insan hiçbir varlığı paylaşmak, bölüşmek suç olduğu gibi ve onların da algılayamadığı halleri içerisinde sunum yaptığımız zaman mutlaka bir patlak verecek, bir rahatsızlık verecek ve karşıki insanı algılayamayacaktır. İşte ondan dolayı Mevlana diyor ki ben çok insan gördüm, üzerinde elbise yok. Çok elbise gördüm, içerisinde insan yok. Yine Mevlana diyor ki, Mevlana o güzel Celaleddin Rumi, insanları, arifi billahları ve gerçekleri, güzel insanları ve hakla vücut bulan insanları algılayabilmeniz olanaksız olabilir. Zira onları denemeyin, onları sınamayın, onlar size baktığı zaman tepeden tırnağa bir kitap gibi okurlar diyor.
Ondan dolayı sevgili canlar, sen ne kadar anlatırsan anlat, senin anlattığın değil, karşının algıladığı kadarsın diyor yine Mevlana. Ondan dolayı sevgili canlar, karşıki insanın algılaması bizim varlığımızın ifade etmesinin ölçümünü sunar. Yani biz karşıki varlığın algılamasıyla onun algıladığı şekilde hitap etmemiz gerekiyor ki ondan dolayı işte maneviyatın güzelliğine, ilahi varlığın güzelliğine sır dinilmiştir. Yoksa yaratıcı o kadar şeffaftır ki şeffaf olan bir yerde asla sır olmaz. Sır insanlar içindir. Hakta sır barınmaz canlar. Ondan dolayı bunu çok iyi değinmemiz lazım. Bazı insanlar içerisinde şöyle bir şey diyorlar. İşte bir Evliyaullah mucize gösterdiği an 12 saat sonra geçecek öteki aleme diyorlar. Sevgili canlar, insanlar algılayamadığı için göçüyorlar. Sır diye bir şey yok. Bütün misyonu, yaratıcının kendi varlığının misyonunu zaten insanoğluna yüklemiştir. İnsanın bütün geninde bilinmeyen tüm güçler ve sırlar insan geninde zaten mevcuttur. Bunu bilim sistemiyle, teknoloji sistemiyle zaman zaman aşıp bu gerçekliğe vakıf olacaklar ve vakıf olacağız. Ondan dolayı biz baktığımız, gördüğümüz, sağımız, solumuz, önümüz, ardımız, her neye bakarsak bakalım, Hakk'ın suretinden başka hiçbir şey yoktur. Sadece bu toplumun içerisinde kendini bilmez, kendini tanımaz, kendi varlığından haberdar olmayan insanlar ve kendilerini bir yerde gören insanlar ve ben bildim diyen insanlar gaflet içindedir ki o gerçek bilenlerle bilmeyenler bir olur mu ayeti kelimesi de işte bu gibi insanlara vurgu yapar. Kur'an'da bilenlerle bilmeyenler bir olur mu diyor. İşte bilmeyenler bilinir hale geldi ve bilenler de bilinmeyen bir hale gelmiştir. Sistem, zaman bunu getirmiştir. Ondan dolayı araştıracağız tabiatı, insanları, mahlukatı, tüm varlığı seveceğiz ve sevgi sonrasında bir bütünlük kazanıp Hakk'ın ifade ettiği gücün insan olduğunu fark edeceğiz. Bu sözümüzün içerisinde Sayın Murat Çoban, bu sözümüzün içerisinde sözümüzü teyit eden bir şiirimizi okuyacak sevgili Murat kardeşimiz. Onu sahneye davet ediyoruz. Buyurun. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Murat Çoban. Murat Çoban siz. Sizden güzel bir nefes bekliyoruz. Tanıyorum Nergis Hanım'ın kitabı. Evet. Ortak kitap. Oradan bizler için ne okuyacaksın sevgili canlarımıza, bizleri izleyen dostlara? Öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Çıktığınız bu yolda hayırlı uğurlu olsun diyorum. Kimler Erdal Doğan'la Gerçeğe programını nerede, nasıl, hangi vakıflarda, evlerinde izliyorsa hepsine aşk ile saygılar sunuyorum. Tabii burada bu arada Murat Çoban, bu arada sevgili canlar, Ehl-i Beyt Kudret Dağı Vakfı Ankara'da merkezimiz ve şubemiz Çorum'dadır. Ve her iki tarafta hizmet yapmaktadır. Bu hizmet tüm insanlığı eşit bakıp tüm insanlığa aynı hal içerisinde kucak açacak. Okuyamayan çocuklar okuyacak ve dağlarda orman olmayan yerler ormanlaştırılacak. Hayvanlara zulüm ediyorlar. Hayvanlara hayvan barınakları yapılacak. Ve kimsesizler yurtları yapılacak. Bu kadar amellerimiz var. Tüm canların duyarlı olmasını bekliyorum. Ve bizim vakfımız Ankara Mamak'ta ağız ve diş sağlığının karşısında merkezimiz orasıdır. Tüm insanların gidip orada neler oluyor, neler yapılıyor, insanlar ne anlatıyor, neyi paylaşıyorlar? Çorum'da orada insanların ziyaret etmelerini ve oradaki güzelliklerini
görmelerini ve birbirleriyle ve birbirimizle paylaşmamızı istiyorum. Ondan dolayı bunu unutmayalım sevgili canlar. Tabii bu bize ulaşma noktamız. Ben bir telefon numarası vereyim. Sayın içerideki kardeşlerimiz onu ekran altına alsınlar. 0532 426 02 54 telefonuyla hem bize ulaşabilirsiniz hem de vakıflarımıza ulaşabilirsiniz sevgili canlar. Tabii bu arada yazmış olduğumuz kendi nefeslerimiz, kendi kitaplarımız var. Bu kitapların içerisinde anlatmış olduğum, anlatamadığım tüm güzellikler bir gizemlilik halin içerisindedir. Tüm sırlar aşikar edilecek ve aşikarca insanlara sunulacaktır. Evet, buyur Murat abi. Teşekkür ediyorum. Ölülmüyor ki, yol Erkan diyerek canlar yanıyor. Yollar, yollar kazalardan görülmüyor ki. Körpecik, körpecik meyveler soyulmuş ağlıyor. Nasıl bir hakikat görülmüyor ki? Varından, canından geçendir gerçek. Haktır, haktır necazeti tenden seçecek. İkisi, ikisi bir kapta nasıl yenecek? Hak diyerek, hak diyerek yollar sürülmüyor ki. Hakikat halinde kaplar bulaşmaz. Rızalık şehrine bu hal yaraşmaz. Bu feryatlar sanma hakka ulaşmaz. Sır diye hesaplar dürülmüyor ki. Gerçek sırrı hakikat, kudret dağı. Göççü olan gerçek görüyor mahı. Buyum, şuyum diyenler kuruyor ağı. Nefis ile ağlar örülmüyor ki. Muhammed Ali'de yol böyle miydi? Sırrı hakikatta hal böyle miydi? Hakka kurban olan kul böyle miydi? Hamlar ile birlik kurulmuyor ki. Necaset bulaşmış hem de her yerde. Kul Erdal'ım dost, söyle hakikat nerede? Kudret dağdır çare bu derde. Hak olmayan aşı vurulmuyor ki, diyor. Cümlenize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Erdal Baba kısmet olursa vakfımız İstanbul'a da şubesi açılacak sanıyorum yakın İnşallah. Bir zamanda. İnşallah. Bu müjdeyi buradan verebiliyor muyuz izleyicilerimize? Tabii. İstanbul, İzmir ve gönlümün hayali olan Hindistan, bu biz yaşamış olduğumuz müddetçe ve adalet yolundan ayrılmayıp nefsimizi kayınmayıp ruhumuza yöneldiğimiz müddetçe asla doğru duvarlar yıkılmaz. Çatırtılar, patırtılar gelir ama doğru duvarlar yırtılmaz ve yıkılmaz, yok olmaz. Ondan dolayı bizim amacımız Hazreti Peygamber Efendimizin Ehl-i Beyti ve Ehl-i Beyti'nin sevgisini yaşamak ve yaşatmaktır. Ondan dolayı tüm güzellikler tüm insanlarla buluşacaktır canım. Eyvallah. Teşekkür ederim. Ağzına yüreğine sağlık.
Evet sevgili canlar, burada güzel bir şeye ifade etti. Hani yenilmiyor ki dedi. Hani yapılmıyor ki dedi. Hak diye bu işler böyle olmaz dedi. Hak olan insan necaseti üstüne bulaştırmaz. Hak olan insan balı da üstüne bulaştırmaz. Yatar üstüne, yatar üstüne, üstüne bulaştırmaz. Üstüne bulaştırmayan insan, hakla vücut bulan insan demektir ki, işte bunlara benim canım fedadır. Varım fedadır. Her şeyim fedadır onlar için. Çünkü onlar hakkın görünen yüzüdür sevgili canlar. Ben yola, yordama, inanca haşa karşı değilim. Sadece adaletli olan, dürüst olan yerdeyim. Şimdi adamın teki bir gün eline bir tahta kılıç almış. Ben Hızır'ım, ben Hızır'ım, ben Hızır'ım diye geziyor. Ne kadar eve gitmişse her evde bir kaos oluşturmuş. Her evde bir sakınca, bir acı, bir gözyaşı oluşturmuş. Sonra bir gün yolu bir gerçeğe, yani bir sevicinin bir gerçeğe yolu intisap etmiş. Demiş ki bugün elinde bir tahta kılıç, kendini Hızır diye ilan eden, bizim toplumumuzda duyarlı, biraz da duygusaldır, biraz da içsel dünyasına hak verir ya, her gördüğünü Ali bil ki Ali'ye Selman olasın bir inancı var ya, ve o gerçek sorar, Hızır sizin evinize geldiği zaman eviniz bereketlendi mi, yasa mı büründü? Vallahi bizim ev yasa büründü. Sen eline güzel bir zopa al, o Hızır'ım diyen kişi geldiği an birkaç tane dola. Çünkü Hızır'ın girdiği yer yas olmaz. Birlikte beraberlik, bolluk içerisinde bereketlenir. Eğer bu gibi insanlar ben Ali'yim, ben Veli'yim, ben Hasan'ım, ben Hüseyin'im deyip, ben Mehdi'yim, ben İsa'yım deyip meydana çıkıp insanların duygularıyla oynuyorlarsa, bunların hakkından sadece güzel bir kötek gelir. Çünkü canlar, bildim demez bilenler, gördüm demez görenler, hakkın verdiği sırrı açar mı gerçek olanlar? Hak insana bir misyon yüklemişse, bu ben buyum demesi mümkün değildir. Ama bütün güzellik insana yansıma yapar, doğaya yansıma yapar, tabiata yansıma yapar. Ama hiçbir insan ben gerçeğim diyemez. Senin gerçek olduğunu ancak senin karşındaki insan seni anlar, ifade eder ve seni yaşar. Yoksa sen ben Musa oldum, İsa oldum, öldüm, dirildim, geldim, şuyum, buyum diyorsan sen zavallı kendini aldatıyor ve toplumu kandırıyorsun ve bunun da farkında değilsin. Ondan dolayı hak ilimin ve bilimin içinde gizli. Biz ilimden ve bilimden asla ayrılmayalım sevgili canlar. Evet, burada zakirimiz rahmeti maklası Aşık Mahmut bizler için söyleyecekler, bakalım. Buyurun efendim. Baba, teşekkür ederim. Yüreğinize sağlık. Murat Baba da çok güzel bir eser söyledi ona göre. Söyleyeceğim eser de Duaz İmam'dır. Tüm insanlığa gitsin. Dedim ikrarıma bağlandım, efendim sultanım varım der Ali. Muhammed Mustafa mürvetin sırrı, ocağım ışığım
nurumdur Ali. Pirim Hacı Bektaş velidir veli. Gerçekler yoludur bizim yolumuz, Hasan Hüseyin'dir Gonca Gülümüz. Zeynel Abidin'de gelir dolumuz, şarabım Kevser'im pirimdir Ali. Pirim Hacı Bektaş velidir veli. Muhammed Bakır'dır, temizdir, paktır, Cafer-i Sadık'ın mezhebi haktır. İnandım Kazım'a, gümanım yoktur, bu meydanda durdum, darımdır Ali. Pirim Hacı Bektaş velidir veli. Talib rızanız kerem kanına, takilen aki hanedanına. Müşteri olmuşum dost dükkanına, bu pazarda benim karımdır Ali. Pirim Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli. Turgut Abdal İmam asker erdim, Muhammed Mehdi'ye gönlümü verdim. Canımdan içeri şahımı gördüm, mahşerimi verim sırrımdır Ali. Canımdan içeri şahımı gördüm, mahşerimi verim sırrımdır Ali. Ağzına yüreğine sağlık Aşık Mahmut. İnşallah daha uzun uzun zamanlar beraber olur. İnşallah. Hangi televizyonlarda nasibimiz varsa o televizyonlarda uzun zaman programlar yaparız. İnşallah hizmetiniz olur. Bizim gönlümüz kaldı olduğumuz yerde kalmaktır ama neyin ne olacağını bilmiyoruz. Ondan dolayı zaman ne gösterecek bilmiyoruz. Evet. Evet, mesajlarımız var mı? Merhabalar. Ekranı başındaki herkese hoş geldiniz. Bizi seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. Merhabalar Erdal Baba. Ben İstanbul'dan Özge Çoban. Programınızı izliyoruz ve bizlere ışık oluyor. Bu ışık da karanlıkta kalan canlara aydınlatması dileğimle her daim var olmasını temenni ediyorum. Ölürse ten ölür, canlar ölmesin. Ölesi değil mi cümlesini açıklar mısınız? Aşk ile demiş. Merhaba, programınızı aydınlatıcı ve düşündürücü buluyorum. Bir hazla da aynı zamanda dinliyorum. Konuklarınıza teşekkürler. Ankara'dan Hamide Duman demiş. Biz teşekkür ediyoruz sizlere. Bu evrende biz insanların görevleri nelerdir? Niçin buradayız? Amacımız nedir? Her görünen güzelliğin sırrı nedir? Ankara Kudret Dağı Vakfı'ndan saygılarımla Gülseren Hanım demiş. Biz teşekkür ederiz. Dinde mezheplerin ve tarikatların yeri var mıdır? İnsanların herhangi bir mezhebe uyma zorunluluğu var mıdır?
İyi yayınlar Yazgül Hanım demiş. Yüreğinize sağlık, sağ olun. Teşekkür ediyorum efendim. Benim gönlüm ister ki her şeye cevap verebileyim. Fakat her şeye cevap veremeyeceğiz. Ama dilimin döndüğü kadar, sizlerin algılayabildiği kadar ve benim sizlere ifade edebildiğim kadar, elimden geldiği kadar bunu siz canlarla paylaşacağım. Evet sevgili canlar, burada en son mesajımız neydi? Bu arada söyleyelim. Mezheplerin ve tarikatların yeri var mıdır? İnsanların herhangi bir mezhebe uyma zorunluluğu var mıdır diye sormuş. Evet, evet sevgili canlar. Bizim rehberimiz bizlere ışık tutan güç, bizleri amacımıza ulaştıracak olan tek bir güzellik vardır sevgili canlar. O Hazreti Yüce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuşlar ki benim sizlere iki tane emanetim vardır. Bunların birisi Kur'an-ı Kerim, diğeri ise Ehl-i Beytim'dir. Bunlar Kevser havuzu başında bana ikisi birden kavuşacak, ikisi bir olup benimle buluşacaklardır. Kurtuluş buradadır buyurmuştur Yüce Peygamber. Tabi sevgili canlar, düşünelim. Kur'an-ı Kerim'in dışında olan hiçbir şey Kur'an'a uygun değil, akla, mantıka, bilime uygun değilse bunu kabullenmek de doğru bir şey değil sanıyorum. Sadece şu var. Hadisler var. Ve bunların üzerinde yüzlerce, binlerce, sonsuz kitaplar yazılmış. Ve kanaatiniz olsun ki o güzel İslamiyet dediğimiz o halin içi boşaltılmıştır. Her gelen bir taş koymuş ve o taşı insanlara yansıtmışlar ve adına din demişlerdir. Bir önceki programda anlatmış olduğum gibi Yüce Peygamber bizlere dini tamamlamak için değil, ahlakı tamamlamak için gelmiştir. Ve bizlerin ahlakını tamamlamak için geldim demiştir. Hazreti Muhammed benim nazarımda insanlara ters gelebilir, yanlış gelebilir, doğru gelebilir. Benim nazarımda en büyük filozof, en büyük bilim adamı, en büyük yerin göğün arşın kürşün refik alem 18 bin alemi varlığını bedeninde yaşayan ve yaşatan yüce bir peygamberdir. Ben Hazreti Muhammed'e bir bilim insanı, bir hakkın görüntüsü ve nefesi olan diye algıladım. Ondan dolayı böyle inandım. Ondan dolayı bütün canlarımız, bütün bilim insanlarımız, Albert Einstein gibi, Eflatun gibi, bunlara benzer canlarımızın tümü, benim nazarımda insanlara ışık tutan güzel dehalardır. Ve dehalar dehası Yüce Muhammed ve Şah-ı Vilayet, Şah-ı Merdan Ali ve insanlığın gönül tahtı kurmuş Hazreti İmam Hüseyin ve ilimle yoğrulmuş ve ilimin ışığını bize tutan Yüce Hünkar Hacı Bektaşi Veli ve ondan 700 yıl sonra gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Ve bütün bunlar bizlere ışık, aydınlığın ışığına yansıma yapmışlar ve bize ilmi tarif etmişlerdir. Hakkın ilimle, Kur'an'la ilimin özdeşliğini anlatmışlardır. Ama insanlara öyle şey anlatıyorlar ki ve insanların beynini uyuşturuyorlar bir morfin gibi ve insanları birbirine kırdırıyorlar. Ondan dolayı sevgili canlar, bizim amacımız yapmak, bütünleştirmek, paylaşmak, birlik ve beraberlik içinde yaşamaktır. Kur'an-ı Kerim tek bir rehberdir. O ne anlatıyorsa bize, doğru olan odur. Ben mezhepler aynı bir partizanlık gibidir.
A parti B parti gibidir. Onların da kendi işlerinde kuralları vardır. Canlar, biz o yüce peygamberin bizlere emanet sunduğu Kur'an-ı Kerim ve Ehl-i Beyt'in yolunu takip etmek zorundayız. Hürafelerin değil, gerçeklik amacından ayrılmadan hakla bir olma, hakla vücut bulma, hakkın hırkasını giyme, hakkın nefesi olup insanları aydınlatma varlığının yolundayız bizler sevgili canlar. Ondan dolayı bizim tek inandığımız dava Kur'an ve Ehl-i Beyt'tir. Tabii bu insanların içerisinde deist olanlar, ateist olanlar, farklı farklı inanç içinde olanlar da vardır. Ben bütün insanlara saygı duyuyorum. Yüce Peygamber Mekkelilerin o cehaliyet devrindeki insanların bir tek putunu kırmış ve o putun karşılığında onun çoluğu çocuğu, evladı ve ehli beyti halen 1400 yıldan beri acı çekiyorlar. İşte bir tek suçu suçla onların elleriyle, eliyle yaptığı putları kırdığından dolayıdır. Bir putun kırma dolayı 1400 yıldan beri Ehl-i Beyt neslinden gelenler her zaman acı içindeler. Ama insanlar hiç bu şekilde buraya duyarlı değiller. Ondan dolayı sevgili canlar, bizler Ehl-i Beyt'in yolundan, rehberimiz Kur'an-ı Kerim'den ayrılmayalım. Orada ifade etmeyen, orada hakkın buyruğu olmayan hiçbir şeye de meyil vermeyelim sevgili canlar. Sanıyorum mesajımız yerine varmıştır. Evet, sizden bu arada Mahmut Çobak. Siz rahmetimizsiniz, Mahmut Çobak mısınız? Nasıl bir diyorsunuz o yüzden? Rahmeti diyeyim. İyi, rahmet ol. Rahmet gibi ya o zaman, hadi. Söylediğim eser Kudret Dağı'na ve Ehl-i Beyt'ine geçsin bizim dergâlara. Bunlara yazmışımdır. Kudret Dağı erenlerin dağıdır. Görenlere Allah eyvallah pirim. Erenlerin evliyanın bağıdır. Girenlere Allah eyvallah pirim. Erenlerin evliyanın bağıdır. Girenlere Allah eyvallah pirim. Sohbeti şirindir şirin, bilene cennetin lezzeti boldur. En ulu yol ehli beyti yoludur. Sürenlere Allah eyvallah pirim. En ulu yol ehli beyti yoludur. Sürenlere Allah eyvallah pirim. Pirim cem bağlamış semahlar döner. Boşa dönmez sana sarılan eller. Sönmesin gönüller, susmasın diller. Aşk ile söyleyene eyvallah pirim. Sönmesin gönüller, susmasın diller. Aşk ile söyleyene eyvallah pirim.
rahmetiyim der ki gel bu dergaha, gel bu dergaha, sarıl o şaha, sarıl o şaha, yalvar Allah'a, Allah diyene eyvallah pirim. Sarıl o şaha, yalvar Allah'a, Allah diyene eyvallah pirim. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Burada Yinkar Hacı Bektaşi Veli Sultan Efendimiz bizlere bir mesaj veriyor. Diyor ki, ayağa kalkıyorsan hizmet amaçlı kalk. Konuşuyorsan hikmet amaçlı konuş. Oturuyorsan edebinle otur. Sevgili canlar, İnsan tarif edilmez bir varlık. İnsan tarif edilmez bir varlık ama maalesef insanlar birbirlerini sevmekten yoksun ve acizler. Canlar, benim amacım sadece bir insan olabilmek. İnsanlığa topal karınca misali lisanımın yettiği kadar, aklımın gönlüme inip gönlümden insanlara yansıma yaptığı hali ne kadar yansıma yapıyorsa ve bu yansıma içerisinde yüklenmiş olduğum misyon neyse, benim amacım bu misyonu paylaşmak ve bu misyonu insanlara yansıtmaktır. Ondan dolayı 7 yaşımda bir yola çıktım. Çocuktum, bu aşka düştüm, şimdi 50 yaşına girdim. Hiçbir şeyimden ödün vermedim. Hiçbir şeyimde kaybım olmadı. Ama umut ediyorum ki her şeyi kazandım. Hiçbir şeyi kazanmadıysam 10 tane, 20 tane, 30 tane, 40 tane, 50 tane, 100 tane, 1000 tane İnsan bana asi olarak küfür de etse, ama binlercesi var ki onların yüreğine taht kurmuşuz. O da bana yetiyor. Şimdi ondan dolayı sevgili canlar, insan ne yaptığını bilmelidir. İnsan ne yaptığını bilirse her şeyi güzelleşir. Biliyorsunuz, bazen şöyle söylerler. Hani İlim yolundan ayrılmayalım. İlimi takip edelim. Her şey ilimde mevcuttur derler ya. Bir önceki programda dediğim gibi, bilmezler ki ilim insan varlığından zuhur etmiş. İnsan varlığından tezahür etmiştir ilim. İnsan olmazsa ilim olur mu? İnsan olmazsa tabiat olur mu? İnsan olmazsa mahlukat olur mu? İnsan var, her şey var. İnsan yok, hiçbir şey yok. Her şeyin güzelliğinin sunumunu yapan insandır. Tabiatı güzelleştiren, evreni güzelleştiren, gezegenleri güzelleştiren, ayı, güneşi, dünyayı güzelleştiren, insandan başka bir varlık mı var ki? İnsan olmazsa bunların kıymeti olmaz. Ondan dolayı bütün insanlara saygım var. Bütün insanların ayak turabıyım. Bütün insanları bağrıma basıyorum. İyi, kötü, güzel, çirkin demeden. Çünkü insan özüm der ki düşer, kalkar, yine de yürür. Ben sadece zalimi sevmem sevgili canlar. İnsanlara, tabiata, bitkiye zarar veren zalimi sevmem. Yoksa yaratılmış bütün varlığı severim. Ondan dolayı Yunus Emre'yi çok ifade ediyorum, çok kullanıyorum. Çünkü o diyor ki, sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz diyor. Ondan dolayı sevgili canlar, mesajlarımız var mı Arzu? Hemen söyleyelim. Alalım.
Merhaba, engin bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için Erdal Doğan'a çok teşekkür ederiz. Programımızı keyifle izliyoruz. Aşık Mahmut'un yüreğine sağlık. İyi yayınlar demiş İstanbul'dan. Reşit Çomak, sizin de yüreğinize sağlık. Biz teşekkür ederiz. Alevi inancında yer alan müsahiplik nedir? Kimler nasıl müsahip olabilir? Mesajlarımızı okuyan Arzu Hanım'a hayırlı uğurlu olsun. Saygıdeğer Mahmut amcanın nefesine sağlık. Var olsun İstanbul'dan Özge, senin de yüreğine sağlık. Sağ ol. Alevi inancında Hızır orucu yaklaşmaktadır. Oruç nedir? Hızır orucu nedir? İkinci sorum, Alevi inancında ikrar vermek nedir? Ve ikrar kime verilir? İstanbul'dan Özge sormuş. Çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. Kainatın ve insanların yaratılışının sebebi nedir? Saygılarımla İnsaf Yusuf Baydan, sizin de yüreğinize sağlık. Teşekkürler. Eyvallah sevgili canlar. 4-5 tane sorunun içerisinde ben bir tanesini alayım. Bu cevaplama içerisinde de ötekilerin cevabını vermiş olayım ki insan kime ikrar verir, kimle bütünlüğü sağlar, oraya biraz değineyim sevgili canlar. Sevgili canlar, gerçek farklı bir boyuttur. Gerçek hakkın rengine bürünen, hakkın gücüne mazhar olmuş, hakla vücut bulmuş, ateşten gömlek hırkasını giymiş ve hakkı ifade eden ve onun gücünü, kudretini kullanan ve bütün varlık içerisinde her nereye bakarsa baksın onun yansımasını yansıtan insandır gerçek. Birazdan ben Murat kardeşimizden bir şiir daha alacağım, birazdan buraya alacağım. O hazırlanırken tabii ki ben burada bu kime ikrar verilir bunu ifade edeyim sevgili canlar. Sevgili canlar, öyle bir varlığa ikrar verin ki ön söz verme, öl sözünden dönme diyor ya gerçeklerimiz. Hakkın gücünü, kudretini, hikmetini, varlığını görmediğiniz hiçbir insana bel bağlamayın. Bu A, B fark etmez sevgili canlar. Madem hak insanda, hak insanda vücut buldu. İnsanın nefesi hakkın nefesi ve hak yaratırken akseni takvim dedi ve insanı en şerefli bir mahluk olarak yarattı ve kendini insanda gizledi ve secde Adem'e dedi ve her şey Adem'den zuhur ediyorsa bilmiş olduğunuz gibi büyük fizikçi Albert Einstein da benim için bir veli, bir erdir sevgili canlar. Ve bunun gibi olanlar da çünkü hakla özdeşmişlerdir. Hak ilimin bilimin bulunmasını bunun gibi insanlara yüklemiş ve bunlar da yüklenmiş olduğu misyonla büyük fizik içerisinde tüm yasaları ve fizikleri bizlere anlatıp bu güzelliği bizlere yaşatmışlardır. Şu anda bilim dediğimiz olay bu gibi insanların beyninden zuhur etmiş ve bizlere yansımasını yapmıştır. İşte sevgili canlar, biz gerçek deyince gerçekleri dedeler, hocalar, şeyhler gibi algılamayalım. Onlar rehberdir sevgili canlar. İnsanlara doğru bildiği şeyin yolunu gösterirler. Ama gerçek mürşit, pir, Hacı Bektaşi Veli gibi, Ahi Evrani Veli gibi, Hacı Bayramı Veli gibi, Şık Şabanı Veli gibi, Sucaaddin Veli gibi, Mevlana Yunus Emre gibi, Abdal Musa Kızıl Deli gibi, işte bunlar gibi olup da bunların rengine bürünen Karadonlu Can Baba gibi ateş içine girip de yanmayan, zehirleri parmağından akıdan bu gibi insanları görürseniz ve bu renge bürünmüş insanları görürseniz İşte bunlara ikrar verip, bunlarla vücut bulup, bunlara teslim olmak. Çünkü kişinin mutlaka bir öğretmeni, bir yol göstericisi olması lazımdır. Bir gün bir televizyon alıyorsunuz da içinden bir kitapçığı çıkıyor. Kitapçığı okuyorsunuz ki televizyonu kullanabiliyorsunuz. İşte mürşitler de yeryüzünde hakkın görüntüleridir. Ancak bu görüntü olan canlara ikrar verilir. Bunlarla yol sürülür sevgili canlar. Yoksa
ağzı olan konuşuyor diye her önüne gelene ben şeyim, ben pirim, ben şahım, ben mürşidim, ben İsa'yım, ben Musa'yım deyip de kendini kandıran, toplumu oyalayan insanları fark edelim. Çünkü gerçek benim demez, ben buyum demez. Topraktan toprak, acizden aciz, karınca gibi yerde olandır. Asla bozulmayan, tüm insanlığı bağrına basan, insanlar içerisinde güzel çirkin, yanlış doğru demeden varlığı olduğu gibi kabul edendir gerçek. İşte gerçeklik budur. Bu gerçeklerden birine intisap ederseniz bu sizi doğru yola gösterecek, uyanış yoluna gösterecek ve aydınlanma yoluna sizi bırakacaktır. Yoksa ilimle, bilimle deyip de kitap okuyarak ben çok kitap okuyorum da hakkı buldum diyenlere de kanmayın. Onlar Kur'an'da bir ayet var diyor ki bilgi yüklenmiş eşekler gibi olmayın diyor. Mesela bu kadar okuyorsan, bu kadar araştırıyorsan ki ben de okumadan yanayım, araştırmadan yanayım. Bütün kitaplar okunmalı ama okundukça insanlar türab olmalıdır. Okudukça insanlar engin olmalıdır. Farka geldikçe insanlar karınca gibi yerde dolaşmalıdır, yukarıda değil. İşte ben senin okuduğunu, ben senin hakla vücut bulduğunu ancak bu şekilde anlayabilirim. Yoksa ben okudum, ben buyum, sen şusun diye değil. Ondan dolayı sevgili canlar, tabii ki okuyacağız. Gerçeği de bu şekilde idrak edeceğiz. Ona gönül vereceğiz. O bulacağız. Çünkü gerçek ne kadar dövse seni, bil ki ayarına götürür. Cahil ne kadar övse seni, bil ki ayarından düşürür. Onun için ayardan düşürenleri değil, ayarına götürenleri, vücut bulanları Hallacı Mansur gibi, Nesimi gibi, Virani gibi, Kul Hümmet gibi, Pir Sultan gibi, Şahatay ve Hüzülü gibi aşıkların rengine bürünüp onlar gibi yaşamak, onlar gibi olmak, onlar gibi insanlığı sarmak lazım ki bunun adı gerçeklik, mürşitlik, pirlik yolu olsun sevgili canlar. Yoksa kesinlikle ben buyum diyenlere meyil vermeyin. Siz onlara nasihat verin, siz onlara ışık tutun. Aslına bakarsanız onlar sizin ışığınıza ihtiyacı vardır. Sizin onların değil sevgili canlar. Sevgili Murat Çoban, seni bir daha alalım buraya. Zamanımız var mı? Evet. Bakalım bizler için ne şey okuyacaksınız? Buyurun. Efendim, okumadan önce Aşık Rahmeti'ye teşekkür ediyorum. Bununla ilgili beste yapmış, ağzına diline sağlık. Sevgili canlar, bizim Kudret Dağı Vakfı'nda dil, din, erkek, kadın, oralı, buralı yoktur. Oraya gelen herkes bir candır. Oradan su içen, orada aşk ile samah dönen insanlarda asla yanlış olmaz. Asla ırklarından dönmez, dönemezler. Çünkü gerçeği, doğruluğu orada bulmuşlardır. Bundan dolayı vakfımızın kurulmasında emeği geçen A'dan Z'ye kim varsa hepsine teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Bize mesaj gönderenlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Şu anda hastanelerde, evlerinde hasta olanlara buradan gelen dualar, düverzimamlar şifa olsun diyorum. Çünkü şu anda bizim evde de yatan bir hastamız var diyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. İnsanım, insan. Ne hacıyım, ne hocayım, ne sofu. Hakkın,
Hakk'ın yarattığı insanım insan. Ne mollayım, ne papazım, ne ağam. Hakk'ın yarattığı insanım insan. Amacımız tüm varlığı sevmektir. Muhammed Ali'ye canım vermektir. Yolum Kerbela'dır, dosta varmaktır. Düşen, kalkan, giden insanım insan. Sevgiye hak dedim, sevgidir Allah. Aşk nuru vahidir, amentü billah. Din, ayırmadım elhamdülillah. Şükreden, zikreden insanım insan. Hiçbir canlıyı da ayrı görmedim. Dinli, dinsiz diye ayrım yapmadım. Bire aldığımı ona satmadım. Paylaşan, bölüşen insanım insan. Kul Erdal'ım dost, bütün alem bizdedir. Nice sırlar var ki gizdedir. Evrenin varlığı o da özdedir. Tüm varlığı seven insanım insan diyor. Tüm insanları saygıyla selamlıyorum. Evet sevgili canlar, reklamlardan sonra görüşmek üzere diyorum. Saygılar, sevgiler. Sevgili canlar, Erdal Doğan'la Gerçek'e merhaba programı kaldığımız yerden başlıyoruz ve devam ediyoruz sohbetlerimize. Evet, burada mesajlarımız. Merhaba Erdal Baba, iyi yayınlar dilerim. Ailemle birlikte sizi izliyoruz. Bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz. Ben Çorum'dan Selma Bulut, biz teşekkür ederiz, siz sağ olun. Programımızı büyük bir özlemle bekliyor ve seyrediyoruz. Maneviyatta insanın gerçek manada özgür olması nasıl olur? Çankırı'dan Haydar Ali Akoğlu, yüreğinize sağlık, biz teşekkür ederiz. Evet sevgili canlar, özgürlük. Özgürlük ismi o kadar güzel ki özgürlük. Bak ben özgürce kendimi ifade edemiyorum. Bütün insanlar da kendini ifade edemiyorlar. Özgürlük, halbuki Yaratıcı bizi yaratırken özgür yarattı. Ve giderken de özgürce göçeceğiz bu alemden.
Ama mesele burada özgürlük çok farklı bir şey. Ben duygularımı anlatamıyorsam, düşüncelerimi anlatamıyorsam, sizinle duygularımı, düşüncelerimi paylaşamıyorsam ben özgür değilim sevgili canlar. Ne zaman özgürce kendimi ifade ettim, ne zaman özgürce kendimi anlatabildim ve ben insanları hoş gördüğüm gibi insanlar da bizi özgürce konuştuğumuz şeyleri hoş gördü, işte özgürlük burada başlar. Ama maalesef özgürlük bir kafes içerisine girmiş bir hal içerisindeyiz biz artık. Çünkü neden? Doğruları konuşurken konuşamıyoruz. İnsanlar algılarken algıladığı gibi algılıyor. Halbuki araştırsalar, irdeleseler çok şeyler olacak sevgili canlar. Sevgili canlar, bir mesajımız gelmiş. Ateistler Hakk'a inanmıyorlar, fakat ateistlerin inandığı yer ne kadar doğru, ne kadar yanlıştır diye bir mesaj aldım. Şimdi sevgili canlar, erenlerden bir can Bağdat'a gider. Bağdat'ta oturur ve güzel bir hak aşığıdır bu can. Adı Seyit Nesimi'dir bu canın. Seyit Nesimi'ye materyalistler, maddeye inananlar giderler. Biz Tanrı denen bir kavramı kabul etmiyoruz, haşa. Allah yoktur, haşa. Biz Allah'ın varlığını kabul etmiyoruz derler. Seyit Nesimi tefekkür halinde eli göğsünde düşünür. Ben inandığım için hiçbir şeyimi kaybetmem ama siz inkar ettiğiniz zaman her şeyinizi kaybedebilirsiniz. Varsayalım ki yaratıcı yok. Yok olduğundan da inandığım için ben bir şeyi kaybetmem. Ama siz yok dediğiniz ya varsa, ya inkar ettiğiniz varsa, ya sizin inkar ettiğiniz bu evrenin sahibi ise, o zaman sizler ne yaparsınız? Onu bilmem der. Sevgili canlar, işte burada 12 imamlardan İmam Cafer-i Sadık Hazretleri bir gün otururken yine materyalistler yanına varıyorlar. Diyorlar ki bana Hakk'ın var olduğunu kanıtlayın, biz Hakk'ın var olduğuna inanmıyoruz. Yani Allah'ın var olduğuna inanmıyoruz. Her şey kendiliğinden var olmuştur. Evren kendi kendiliğinden oluşmuştur diyorlar. O İmam-ı Cafer-i Sadık, o erenler bendesi, o ilmin atası İmam-ı Cafer-i Sadık bir bakraç süt ister sevgili canlar, süt. Sütü masanın ortasına, böyle bir masa var, ortasına koyar. Materyalist olanlara sorar. Bu nedir der. Onlar da bu süttür diye ifade ederler. İmam Cafer-i Sadık söyler. Hayır, ben orada süt görmüyorum. Orada o kadar çok şey görüyorum ki siz göremiyorsunuz der. Materyalistler orada bir süt olduğunu ifade ederler. İmam-ı Cafer-i Sadık ayağa kalkar. Ben bunun içinde peynir görüyorum der. Çekerek görüyorum der. Yoğurt görüyorum der. Yağ görüyorum der. Ayran görüyorum der. Katık görüyorum der.
ve 8 tane kalem sayar. İşte hak bizim gönlümüzde, bizim bedenimizin içerisinde. Nasıl aklımızı elle göremiyor tutamıyorsak, nasıl vücutumuzdaki acıyı elle tutup gözle göremiyorsak, nasıl sevgimizi ifade edemiyorsak ve elle tutamıyorsak, var olduğuna inanıyorsak, duygularımızın, hislerimizin, düşüncelerimizin var olduğunu kabul ediyoruz ama bunları görmüyoruz, bunları elle tutamıyoruz. İşte o sütün içerisindeki de gözükmüyor ama var olduğunu ifade ediyor. İşte sevgili canlar, yaratıcı vardır. Bu alemin sultanı vardır. Hiçbir şey kendi başına oluşmamıştır. Doğada sahibi olmayan bir şey yoktur ki şu yeryüzünde sahibi olmayan bir şey yoktur ki bizlerin, doğanın ve mahlukatın sahip olmasın. Ondan dolayı bunlar vardır ama bir inananlar, bir de inanmayanlar vardır. Mesela burada inanmayanlara saygı duyarım. Allah yardımcıları olsun. Hak onlara aşk, sevgi, güzellik versin de aşka düşüp de aşıkların halini anlasınlar derim onlar için. Ama inanan insanlar için de, ikrarlı olan insanlar için de, eline, beline, diline, aşına, işine, eşine sahip olmalarını, bir vazife bilmeliler ve İslamiyet'in özünü böyle yaşamalılardır. İslamiyet'in özü üç şeyle tamamlanır sevgili canlar. Ele, bele, dile sahip olmakla. Bana eline, diline, beline sahip olacak bir insanı gösterirseniz, o insan menzil alabilen, hakkın hırkasını giyebilen insandır hele bu asırda. Yoksa nefsine uyacaksın, her haltı yapacaksın, her kötülükten geri kalmayacaksın, her gittiğin yerde nefsini körleyeceksin, her gittiğin yerde yapacağını yapacaksın, aldığını alacaksın, verdiğini vereceksin, ben hakkın yolundayım diyeceksin. Buna da derler ki, nerede üç kuruşa beş köfte? Sen nefsini terbiye etmeden, sen seni tanımadan, sen seninle bütünlüğü kurmadan, senle sen olmadan hak görülmez ki. Ondan dolayı insanların asıl yüklenmiş olduğu misyon ahlaktır. Ahlakı bozuk olan insan ağzıyla kuş tutsa kul hakkından asla vazgeçmeyen ve hep kul hakkını yiyen insandır. Allah da buyuruyor ki kul hakkıyla benim huzuruma gelmeyin. Ne yaparsanız yapın kul hakkını yiyip benim huzuruma gelmeyin buyuruyor. Sen iftira edeceksin, yalan söyleyeceksin, yalan şahitlik yapacaksın, mazlumun kanını içeceksin, canını alacaksın, onun bunun namusuyla, karısıyla, kızıyla oynayacaksın, hak etmediğin parayı onun bunun omuzuna basıp kazanacaksın ve ben diyeceksin ki insanım, ve ben diyeceksin ki Müslümanım, ve ben diyeceksin ki hak yolunda yürüyorum. Bu gibi insanlar sadece kendini kandıran insanlardır. Yaşar Nuri Öztürk'ün, Allah rahmet eyliye, Allah'la Allah'ı kandırmak mı diyordu, bir kitabı vardı. Hakla hakkı kandırmak, Allah'la Allah'ı kandırmak. Allah'ın ismini konuşuyor, güya hakkı kandırıyor. Sevgili canlar, bizler birbirimizi uyaracağız, birbirimizi seveceğiz, yanlışlarımızı güzellikle anlatacağız sevgili canlar. Yanlışları severek anlatacağız. Yanlışları dışlayarak, kötüleyerek, isyan ederek, kol, baş, kafa keserek değil de
severek anlatacağız. Çünkü her güzellik sevginin içerisinde mevcut. Sevginin içerisinde zuhur eder. Sevginin içerisinde birbirini tamamlar. Biz bir bütünden kopan parça. Bir bütünüz. Biz her şeyiz. Her şey bir şey. Bir şey her şey. Cahil insan, nefsine uyan insan, kul hakkı yiyen insan hiçbir şeydir sevgili canlar. İşte bu da ariflerin sözüdür. Ondan dolayı ne yaptığımızı bileceğiz, ne ettiğimizi bileceğiz, nasıl yaşayacağımızı, nasıl yaşatacağımızı bileceğiz ve kendimize öyle güzel bir şekil verip o güzelim şeklin içerisinde yer bulup yaşayacağız. Ondan dolayı sevgili aşığımıza biz bir nefes daha bekleyelim ondan. Bakalım bizler için ne söyleyecek. Evet. Söyleyeceğim eser size söz sizindir. Sizi sevenlere gelsin. Sizi seyredenlere gelsin. Eyvallah, eyvallah. Söz bütün varlığındır canım. Eyvallah. Güzel şah da bana bir name geldi. Gözlerim yaş oldu, indiremedim. Dostum bakışına bağrını deldi. Dinle söze geldi, susturamadım. Efendim sultanım, susturamadım. Didarında okudum Kur'an. Çağıran yerlerde olursun her an. Sevenler derdine eylersin derman. Gönül coşa geldi, durduramadım. Efendim sultanım, durduramadım. Güzel söylenir hakkın kelamı. Candan cana gönderirler selamı. 12 imamla Fatıma anamı. Aşklar ile gönlümü kandıramadım. Aşk ile gönlümü kandıramadım. Zarla öter bülbül şeyda. Hasretli kor olmuş yanar bağrımda. Hamlar uygunlaşır kamer yanında. Cahil meclisine bildiremedim. Efendim sultanım, bildiremedim. Kempenare vücudu yakıyor,
ikrarı, sevgisiz geçmiyor ömrüm baharı. Akar çeşmeleri durduramadım, akar çeşmeleri durduramadım. Sevgisiz geçmiyor ömrüm baharı, akar çeşmeleri durduramadım. Rahmeti ağzına yüreğine sağlık. Allah güzellikler versin. Şimdi ben de bir gün saz alırsam, ki bundan sonra herhalde sana yorum alacağız, beraber bir atışma yaparız böyle. İnşallah. Evet sevgili canlar, sanıyorum bundan sonra kendim de bağlama getirip bir iki kez yani böyle okuyacağım. Biraz rahatsızdım. Rahatsızlığım tamamlanıyor. Demek ki saat vakit gelince. Ben burada 12 imamı zikrederek Allah'ın bize buyruk olarak emrettiği o sevgiyi, Kur'an ve Ehl-i Beyt'i tamamlamasını emrettiği o gücü kudretlerden Elham yani Fatiha suresi içerisinde 12 imamları bütünleştirip lisana getirmiş olduğum bir nefesi sizlerle paylaşmak istiyorum. Muhammed Mustafa zikri aşkına dertlilere derman eyle ya medet. Elhamdülillahi umman aşkına dertlilere derman eyle ya medet. Rabbül alemin şah Ali'dir virdim. Errahmenir Rahim sırrına erdim. Hasan Hüseyin'e serimi verdim. Dertli kullarına derman ya medet. Maliki Yevmiddin mürşitte buldum. İmamı Zeynal'ın demanın tuttum. Bakıra kul olup kurşunu yuttum. Dertlere derman eyle ya medet. İyyeke nabüdü Cafer'de zikrim. İyyeke nestaîn Kazım'da sırdım. İhtinaz Siretel Rıza'dan geldim. Dertlilere derman eyle ya medet. Mustakim Taki'nin yolunu tuttum. Siretel Lezine Nakide Nurdum. En amte aleyhim askeri geldim. Dertlilere derman eyle ya medet. Gayrul Mağdub aleyhim damardan geldim. Veleddallin de İbrahim'e erdim. Mehdi sahip zaman kandilde nurdum. Dertlilere derman eyle ya medet. Kul Erdal'ım Şah-ı Merdan Ali'dir pirimiz. Pire teslim oldu garip canımız. Elesti bezminden gelir dolumuz. Dertlere derman eyle ya medet. Sevgili canlar, dünyamız 8 milyar. 8 milyar nefes alıp nefes veren bildiğimiz insan sayısı var. Bu 8 milyar insanımıza Yüce Hak'tan sevgi, birlik, beraberlik, dostluk sunuyorum. Ve Hak'tan niyaz ediyorum ki Allah bu insanlar içerisinde fitne çıkartıp birbirlerine düşüren insanları ve insanları birbirine boğduranlara fırsat vermeyeyim. Doğuda, batıda, güneyde, kuzeyde tüm insanlar kardeştir. Siyahın beyazdan farkı olmadığı gibi Alevi'nin Sünni'den, Sünni'nin Alevi'den, Çerkez'in Abazadan, Abazad'ın Kürt'ten hiçbir farkı yoktur.
bütün insanlar kardeştir. Yaratırken yaratıcı akseni takvim dedi. En güzel biçimde insanı ifade edip yarattı. Yaratırken Alevi, Sünni, Kürt, Türk, Alman, Hristiyan, Yahudi, Çerkez, Fransız demedi. Bütün insanlar birdir dedi. Bizim maksadımız tüm insanları sevmek, bütün insanları birbirine sevdirmek, cehaletten arınmak ve arıtmaktır sevgili canlar. Ne gelmişse bizim başımıza hep cehaletten geldi, okumamazlıktan geldi. Hep onları dinleyip araştırmadan insanların ağzından çıkan sözlerin rengine bürünüp kendimize bir misyon edinip bir yol çizdik. Halbuki bu çizdiğimiz yol nefis yoludur. Çünkü hak yolunda senlik benlik yok. Birlik beraberlik vardır. Dostluk vardır. İnsanlık vardır. Aşk, sevgi, hoşgörü, paylaşmak, bölüşmek vardır. Yıkmak, öldürmek yoktur. Ama nefis yolunda bu felaketler vardır. Ondan dolayı bizleri birbirimize düşürenlere fırsat vermesin Yüce Allah. Biz uyanık olalım ki hiçbir şekilde kalyana gelmeyelim. Allah devletimize, milletimize, ordumuza, devlet büyüklerimize saygılı olmamızı, iç içe yaşamamızı nasip eyliye. Sevgili canlar, ondan dolayı Türkiye Cumhuriyeti bizim vatanımız. Bu vatan bizim vatanımızsa, bu vatan içerisinde nefes alıp nefes veren ve Kurtuluş Savaşı'nda nice kanlar döküldü. Alevi demeden, Sünni demeden, Kürt demeden, Çerkez demeden tüm insanlar insanlık uğruna, vatan uğruna, bayrak uğruna 13 yaşındaki çocuklara varıncaya kadar askerlere gitti ve bizler için şehit oldular. Ondan dolayı bizler bu vatanı, bu milleti, bu devleti seveceğiz ve bunlar içerisinde kavuş çıkartanlara da fırsat vermeyeceğiz. Ondan dolayı sevgili canlar, sevelim, sevilelim. Dünya kimseye kalmaz. Ne onlara kalacak, ne bizlere kalacaktır. Altından ağacın olsa zümrütten yaprak, akıbet gözünü dolduracak bir avuç toprak. Toprağa girmeden, toprağa düşmeden, toprak altında olmadan hakkı bilelim, hakikati bilelim, insanları, tabiatı, doğayı sevelim. Zalimlerden olmayalım, Allah zalimlere fırsat vermeye. Birbirimize sahip çıkalım, birbirimizi sevelim, birbirimizle kilitlenelim. Çünkü bu ülke bizim ülkemiz. Bu bayrak bizim bayrağımızdır sevgili canlar. Evet, Aşık Mahmut, sizlerden bir şey almadan Arzucuğum, mesajlarımız var mı? Çok güzel bir mesajımız gelmiş. Kerbala nedir? Kerbala olayı hakkında bilgi verir misiniz? Yas olarak mı anılmalı? Ya da bizlere anlatılmak istenilen asıl mesaj nedir? Bu olay Allah'ın emri midir? İyi yayınlar ve konuklarınıza selamlar demiş. Bizden de size selam olsun Zeynep Hanım. Yüreğinize sağlık. Canlar, benim yaram olan Kerbala, ben biraz bu Kerbala olayına değinip aşığımıza öyle bir yer verelim müsaade ederse. Sevgili canlar, o Kerbela öyle bir olaydır ki hiçbir peygamberin taşıyamayacağı bir yükü, bir misyonu Kerbela'da İmam Hüseyin Efendimiz taşımıştır. Her peygamberin bir çocuğu, bir karısı ve kendisi acı çekmiştir ama Kerbela'da İmam Hüseyin 73 tane canın ve gözü önünde çocuklarının kafalarını keserek,
kız çocuklarının kulaklarındaki küpeyi kopardı. Çığırttıra çığırttıra işkence yaparak ve İmam Hüseyin'in göğsüne mızrak sokup çocuklarının katliamını ona izlettirip öyle bir yükü yüklenmiş, öyle bir misyonu yüklenmiştir. Sadece o Peygamber Efendimiz'e sadakatli olduğu için, babası Ali el-Murtaza'ya sadakatli olduğu için, annesine sadakatli olduğu için ve Allah'ın birliğine sadakatli olduğu için ona Şam'dan mektuplar yazmışlar. O mektubu yazanlar, ya Hüseyin bizi kurtar, bizimle beraber ol diye yalvara yalvara Şam'a çağırmışlar. Fakat Kerbela sahrasına geldiğinde o mektup yazanlar parayla satın alınmış, İmam Hüseyin'e sırtını dönmüşlerdir. Tabi o zaman Seyit Vakkas'ın oğlu Ömer komutandır. Kerbela'da İmam Hüseyin 14 bin insanla Kerbela'ya gelmiş. Belki sayıda yanılabilirim. Anasını, karısını, malını, canını sevenler geri dönsün deyince geri dönmüşler. Sadece ey aile etrafı kalmıştır. Sadece kendi ailesi, amca çocukları, yeğenleri ve kız kardeşi Zeynep kalmış. Ve 78-80 yaşlarında aksakallı bir vahap vardı. O kalmış. 0 yaşından 78 yaşına kadar olan 73 can kalmıştır orada. İmam Hüseyin onlara da göndermiştir. Ya Hüseyin, biz seninle ölmeye geldik, dönmeye değil demişlerdir. Ve İmam Hüseyin'i orada terk etmemişler. İmam Hüseyin Efendimiz onların acısını görmüştür sevgili canlar. Sevgili canlar, Kerbela olayı öyle bir olaydır ki Kerbela'yı anlatmak, Kerbela'yı yaşamak farklı bir duygudur. Ama ben Kerbela'yı anlatırken, yani bir programın sonuna kadar Kerbela'yı anlatabileyim ki sizlere bir şey verebileyim. Ondan dolayı bir başka programda Kerbela'yı bana sorarsanız ben Kerbela'yı size en güzel şekilde ifade eder. Kerbela olay Hakk'ın emri midir? Değil midir? Nasıl vuku bulmuştur? Bu acılar için çekilmiştir? Bunları size teker teker ifade ederim. Ama şunu çok iyi biliyorum ki eğer İmam Hüseyin orada şehit olmasaydı bugün bizler onun güzelliğini yaşayamaz, anamazdık. O bizler için, o gelecek için şehit olmuştur. Yoksa ona Seyit Vakkas oğlu Ömer buradan git geri dön dediğinde o geri dönecekti belki ama Şimir onun geri dönmesine mani oldu. Geri dönmesine mani olduktan sonra Hazreti İmam Hüseyin orada çocuklarıyla beraber şehit düşmüştür. Bunu başka bir programda detaylı bir şekilde anlatırım. Sizlere ifade ederim. Şu anda Kerbela olayına değinemiyorum çünkü saatlerimiz doluyor. Saatimiz dolduğundan dolayı onu bir başka programa alalım. İleri zamanlarda inşallah Kerbela olayını da aşarız. Evet sevgili kardeşim, Aşık Mahmut'tan bir nefes alalım. Erdal Bey, söyleyeceğim eser Ehl-i Beyt'e gerçekten Kerbela'ya gözyaşı döken aşklar ve onlara gitsin. Kerbela'nın yarası, onun için bitmez matem yası.
her iki cihanın hasları hası. Hasan Hüseyin'dir Şah-ı Şehida, Şah-ı Şehida. Hasan Hüseyin'dir Şah-ı Şehida, yatar Kerbela'da Şah-ı Şehida. Dedesi Muhammed Mustafa, İmam Ali Fatıma Hayrınısa, senin ehli beyti yasladır yasna, Hasan Hüseyin'dir Şah-ı Şehida, yatar Kerbela'da Şah-ı Şehida. Hasan Hüseyin'dir Şah-ı Şehida, yatar Kerbela'da Şah-ı Şehida. Hasan Hüseyin Zeynel Ali Aba, Bakır Cafer Kazım Ali Rıza. Hakinaki asker sen yetiş bize, Hasan Hüseyin'dir Şah-ı Şehida, yatar Kerbela'da Şah-ı Şehida. Hasan Hüseyin'dir Şah-ı Şehida, yatar Kerbela'da Şah-ı Şehida. Medet mürvet ya pirim Mehdi, bu davamız ulu divana kaldı. Ne durursun daim ağlar rahmeti, Hasan Hüseyin'dir Şah-ı Şehida, yatar Kerbela'da Şah-ı Şehida. Ne durursun daim ağlar rahmeti, Hasan Hüseyin'dir Şah-ı Şehida, yatar Kerbela'da Şah-ı Şehida. Evet sevgili canlar, canım sana dost olmaya, tenden candan geçmek gerek, hallerine gark olmaya, tenden candan geçmek gerek. Yolların uzun incedir, sözün ayettir incidir, hasretin cana sancıdır, özleminle yanmak gerek. Mahın yakar şu cihanı, uğruna fedadır canı, yollarına aksın kanı, her şeyiyle yunmak gerek. Hayrandır sesine bülbül, kokuna hevesli sümbül, sen ki bağımda açan gül, bağbanına sunmak gerek. Devri alemin cennet timsali sevdiği, kul Erdal'dır tek gerçeği, Şah'ın yari olmak gerek. Evet burada sevgili Devri Alem, Nergiz Baydan'a da
Büyük ve saygılar, sevgilerimi sunuyorum. Nergis Hanım'dan da bir tane şiirini okumuş oldum, ifade etmiş oldum. O da bizim için bizi bir yere koymuş gönlünde. O da o gönlünde koymuş olduğu yeri ifade etmiş, şiir haline getirmiş. Biz de açtık kitabı, o şiirimiz çıktı. Onu siz canlarla paylaştım. Evet sevgili canlar, burada mesajımız var mı bu arada? Yok değil mi? Burada ben bir şeye değinmek istiyorum sevgili canlar. Güzel insanlar, Hacı Bektaşi Veli Sultan'ın, biliyorsunuz, Kadıncık Ana İdris Hoca'nın eşidir bazı kaynaklara göre. İdris Hoca'nın kardeşi de İnkar Sarı'dır. İnkar Sarı hünkârı hiç sevmemiş, ondan rahatsız olmuş ve ona elinden gelen iftirayı yapmıştır sevgili canlar. Bir gün İnkar Sarı'yla Yüce Hünkar şu andaki Delik Dağı'na doğru yürüyüş yaparlar. Zehmeri ayıdır, kar dize kadardır. Yürürler, 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 hünkârım anlatır, İnkar Sarı dinler. Ama hünkârın karşısına inkarcı olamaz ama arkasından her şeyi söyler. İnsanların bizim arkamızdan tıpkı konuştuğu gibi. Ondan dolayı tam oraya varır ki o zehmeri ayında alıç ağacı hemen yeşillenir. Şimdi diyorlar ki hürafe. Hürafe olana hürafedir efendim. Doğru olana da doğrudur. Biz tarihin ifade ettiğini anlatıyoruz burada. Ve biraz daha varırlar, ağaç yeşillenir. Biraz daha varır, çiçek açar. Biraz daha varır, meyve vermeye başlar. Bir tarafı elma ağacı, bir tarafı da alıç ağacı verir. Hacı Bektaşi Veli de buna alıç ağacı derler, delikli taşın üzerindedir. Şimdi insanlar oraya bez bağlıya bez bağlıya o ağacı kuruttular sağ olsunlar. Onu güzel bir şey sanıyorlar. Para çakmışlar, bez bağlamışlar. Şu anda o 700 yıllık ağaç son buldu. Şimdi o ağaçtan meyve yiyecekler. Yüce Hünkar diyor ki Sarı, ağaca çık da biraz meyve topla yiyelim diyor. Tabi İnkar Sarı ne kadar hünkârı inkar etse de onun bir azameti karşısında korkar, titrer. Hünkârım, ben sizin omuzunuza basamam. Siz benim omuzuma basın da meyveyi yukarıdan siz alın der. O yüce hünkâr Hacı Bektaşi Veli İnkar Sarı'nın omuzuna basar. Bir de ağacın çatal yerine basar. Gönlünde güman kalmasın ey inkar. Hele bak bakalım ne göreceksin yukarıda der. Orada o hünkârın hayasından üç gül sallanır. Üç gül sallanınca ne gördünüz diye sorar. Hünkârım affını dilerim. Hata yaptım, kusur yaptım hünkârım der. Ve orada alıç yerler, elma yerler. Ve hünkâr ona sorar. Neden bu kadar inkar ettin? Hünkârım, ben seni inkar etmeseydim, senin varlığını kim bu kadar aşikar edebilirdi? Ben seni inkar ettim. Ben inkar ettikçe sen varlığını aşikar ettin. Bu toplum senin varlığınla buluştu. Ondan dolayı Hünkâr Hacı Bektaşi Veli'nin bu söz hoşuna gider. Tamam Sarım der. Sarı'yı kolunun altına alır ve orada onu bağışlar. Hacı Bektaşi Veli gibi bir zat inkar Sarı gibi bir mellunu bağışlamış. Onu dervişhane yapmışsa neden biz insanları hoş görmüyoruz? Hem rehberimiz pirimiz Hacı Bektaşi Veli diyoruz, hem insanların kusurlarını
hatalarını hoş görmeyip onları sürekli dışlıyoruz. Ondan dolayı sevgili canlar, Hazreti İsa'yı çarmıha geldiklerinde, "Ya Rab, bunlar ne yaptığını bilmiyorlar. Sen bunları bağışla," diye yalvarırken onlar o esnada bile İsa'ya işkence yapıyorlar. Hallacı Mansur çarmıha gerilmiş. "Ya Rab, bunlar ne yaptığını bilmiyorlar, bunları bağışla," derken kendi müritleri ve inkarcılar tarafından "Enel Hak" dediği için çarmıhta Seyyid Nesimi Sultan gibi derisini yüzdüler. Ve çarmıha geldiler ve tuz bastılar. Ve bunu da din adına yaptılar. Hallacı Mansur bu şekilde katledildi. Seyyid Nesimi de aynı şekilde katledildi. Onu da Enel Hak dediler, çarmıha geldiler, derisini yüzdüler, tuz bastılar. Bunun için yaptılar, güya inandıkları dava için yaptılar. Koca Seyyid Nesimi canını verdi, onu inkar eden küçücük bir parmağından geçemedi, bu kadar dinci olmasına rağmen. Hallacı Mansur canını verdi, onlar için dua etti. Hazreti İsa canını verdi, o halk için dua etti, Hak'tan bağışlanmasını diledi. Sevgili canlar, bütün evliyalar, bütün enbiyalar insanların bağışlanması için Hakk'a niyaz etmişlerdir. Ondan dolayı bizler insanları bağışlamamız, insanları hoş görmemiz gerekiyor. Dışlamamamız gerekiyor. İyisiyle, kötüsüyle, hatalısıyla, doğrusuyla bütün insanları sarıp sarmalamak, onlarla bir vücut olmamız gerekiyor sevgili canlar. Ondan dolayı bu hallerimize, bu yaşantılarımıza dikkat edelim yeter. Evet, sevgili Mahmut, siz söyleyin, biz bir şiir okuyalım. Siz bir beyit, biz bir şiir okuyalım. Böyle bir devam edelim bakalım. Adına sağlık. Eyvallah, siz üçte kalırsınız. Biz şiir bitene kadar siz sazınızı kesmeyin. Buyurun efendim. Eyvallah. Sürsem yüzümü medet yani, Hak nasip eylerse görsem yüzünü, ya Muhammed gönlüm arzular seni, ya Muhammed gönlüm arzular seni, ya Mustafa gönlüm arzular seni. Erenler aşk ile meydana geldi, Enel Hak kırkası giyildi bugün. Ruh beden bir olup vahdete erdi, Sitretül Müntaha gezildi bugün. Sitretül Müntaha gezildi bugün. Ali ile Hasan Hüseyin anda, sevgisi gönülde, muhabbet canda, medet yari. Yarın mahşer gününde, Hak divanında, ya Muhammed Muhammed gönlüm arzular seni.
Mustafa gönlüm acımasın. İnsan, insan sözlerine dikkat etmeli. Gerçeğin sözünü mutlak tutmalı. Bal zehir olsa da onu yutmalı. Hakkın zuhuratı göründü bugün. Hakkın zuhuratı göründü bugün. Yunus Mete'yler seni dillerde, 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 hep gönüllerde medet ya Ali. Arayıp arayıp gurbet ellerde, ya Muhammed gönlüm arzular seni. Ya Muhammed gönlüm arzular seni. Ya Mustafa gönlüm arzular seni. Huzuret dağında nefes verildi. Ölmeden ölenler burada dirildi. Lokmalar meydanda aşkla yenildi. Kırklar birliğine erildi bugün. Kırklar birliğine erildi bugün. Yedi katın kilitleri açıldı. Rızalık tohumu orada saçıldı. Nice köprü sevgiyle geçildi. Besmele'nin sırrı çözüldü bugün. Besmele'nin sırrı çözüldü bugün. Kul Erdal'ım der ki hak vücut buldu. Kurbana gelenler arınıp yundu. Can canana aşkla zülfikar vurdu. Men aref noktası bilindi bugün. Men aref noktası çözüldü bugün. Evet sevgili canlar, güzel insanlar, bugün çok güzellikler oluyor. Bu içsel dünyamda o kadar söylemek istediğim şeyler var ama maalesef bunları beyit halinde sizlere ifade edip paylaşabiliyorum. Sevgili canlar, insan olmak kolay değil. İnsan olmak hiç kolay değildir. Şunu bilelim. Ben bütün insanların ayak turabıyım. Her zaman dediğim gibi. Hiçbir şeyim. Sadece insan olmak için, insanlığa hizmet yapmak için yaratıldım. Ben yüklendiğim misyonu biliyorum. Ama hiçbir şey değilim. Yaratılmışım ve bana bir misyon yüklenmiş. Bana AB dememişler. Erpil de dememişler. Ben kulum ve kulluğumu da yüklenmiş olduğum misyon içerisinde yapıyorum. İnsan olan cana kıyar mı? İnsan olan kan döker mi? İnsan olan ayırdım yapar mı? İnsan olan hiçbir insanı dışlar mı? İnsan olan milletin arıyla, namusuyla oynar mı? İnsan olan insanların inancıyla oynar mı? İnsan olan yaratılmışı asla dışlar mı? İnsan olan tabiatı, doğayı, insanı sever canlar. İnsan olan kendine ters gelen bir şeyi bile hoş görür. Onu bir hoşnut içerisinde algılar. Hiçbir kimseye buğz etmez, iftira etmez, yalan söylemez, gıybet yapmaz sevgili canlar. Zaten bize verilen abdestin anlamı da budur sevgili canlar. Bugün namaz kılacaksınız. Önce abdest alıyorsunuz, öyle değil mi? Abdest alırken daha önce ifade ettiğim gibi, ya Rab, ben bu ellerimle yanlış yapmayacağım diyorsunuz. Ben bu ağzımla, dilin zekatı güzel konuşmaktır. Ben güzel ifade edeceğim. Yalan söyleyip haram yemeyeceğim diyorsunuz. Ağzınıza mest ediyorsunuz. Ben hakkın verdiği güzel kokuları koklayayım diyorsunuz, burnunuza mest ediyorsunuz. Ben hakkın cemalini göreyim, her nereye bakarsam haktan başka bir şey yoktur diyorsunuz. Elimizi yüzümüzü yıkıyoruz.
Kurallarımız Hakk'a hizmet etsin diyoruz. Dirseklerimize kadar kollarımızı yıkıyoruz. Kulaklarımıza mest ediyoruz. Didiye, koduya, kötülüğe tıkansın kulaklarım. Hakk'a açılsın diyoruz. Kulağımıza mest ediyoruz. Boynumuza mest ediyoruz ya Rab. Senin emrin benim boynumdadır diyoruz. Ve kimsenin vebalini almayıp rızalık yolundan ayrılmıyoruz. Ve başımıza mest ediyoruz. Ya Rab, senin emrin benim başımın üstündedir diyoruz. Yaratılmışı yaratandan özge Yunus gibi seviyoruz. Ayaklarımızı yıkadığımız zaman da ayaklarımız yanlışa gitmesin diyoruz. Peki bu abdesti alırken biz bunu hangi saat, hangi vakit içerisinde yapıyoruz ve ne kadar yapıyoruz ve ne kadar hayatımıza sokuyoruz ve bizim bu aldığımız abdest ne kadar bozulmuyor bilmiyorum. Eğer müminin abdesti bozulmaz sevgili canlar, müminin abdestini üç şey bozar: yalan, haram, iftira. Öteki anlamda ele, bele, dile sahip olmayasan ve bu üç olaya sahip değilsen abdestin bozulmuştur. Yoksa öyle bir abdest almalı ki hiç bozulmaya, öyle bir namaz kılmalı ki insan asla Hakk'ın huzurundan ayrılmaya. Burada mesele Hakk'ı aynada görüp aynayla bütünlüğü sağlamaktır sevgili canlar. İşte böyle bir abdest alalım, böyle bir namaz kılalım, cemevinde böyle bir dara duralım. İşte o zaman hiçbir insanı dışlayamayız, hiçbir insanı küçümseyemeyiz, hiçbir insanı ötekileştiremeyiz. Ondan dolayı ön yargıya dikkat edelim sevgili canlar. Ben burada siz sevgili canlara ön yargı hakkında bir kıssa anlatmak istiyorum. Sanıyorum programımızın sonuna yaklaştık ama kıssamız tamamlayacaktır. Sevgili canlar, Ahmet ve Fatma isminde bir karı koca vardır. Bunlar birbirini sever ve bunların da bir aylık bir çocuğu vardır. Hasan geçimini odunculukla sağlar. Ormana gider, odunları keser, onları şehirde satar, evinin geçimini böyle sağlar. Bir gün yatarken bir rüya görür. Bir gelincik yavrusu rüyasında Hasan'ın yanına odunu keserken üzerine sıçrar. Ve o gelincik yavrusu üzerine sıçrarken Hasan odunu kesmekten durur ve oradan bir ses duyar. Hasan, bu gelincik yavrusunu evindeki çocuğunla beraber yetiştir, büyüt Hasan. Hasan rüyadan uyanır. Rüyadan uyanır ama rüyayı unutur. Aradan 15-20 gün geçer. Dağa, ormana odun kesmeye gider. Elinde balta, pelit ağacına baltayı vururken oradan bir gelincik çıkar, Hasan'ın üstüne atlar. Hasan rüyayı hatırlar, gelincik yavrusunu alır, affedersiniz merkebi de alır, baltasını alır, eve döner. Karısı Hasan'a bakar ki elinde bir gelincik yavrusu. Hasan, sen ne yaptın? Bizim evde bir çocuğumuz var. Bu gelincik çocuğu parçalar. Sen bu gelinciği git ormana bırak der. Hayır hanım, ben bir rüya gördüm. Rüyamda gelincik ve çocuğu birbirine dost et, bunları yetiştir dediler bana. Bu nefes Hak'tan gelmiştir, bu bizim imtihanımızdır der, gelinciği hemen oduya bırakır. Gelincik bir aylık çocuğun yanına gider, beşiğin etrafında dönmeye başlar. Kadın korkar,
gelincik gavurdur ama gelincik parçalayıcı bir mahluktur. Ve gece gündüz çocuğu düşünür, Hasan da çok rahattır, uyur. Aradan bir ay geçer, iki ay geçer, üç ay geçer, dört ay geçer, beş ay geçer, altı ay geçer, yedi sekiz ay geçer. Çocuk emeklemeye başlar. Çocuk emeklemeye başlayınca çocukla gelincik dost olurlar. O gün Hasan yine odun zamanı ormana odun kesmek için merkebi hazırlar ama içeriden av tüfeğimi alayım bu kez der. Tüfeği alır ve merkebi unudur, ormana gider. Ormanda ağaçları keser. Karısı bakar ki merkep kapıda. Yahu bu adam bu odunları nasıl getirecek der. O da oradan merkebi alır, ormana gider. İşte çocukla gelincik baş başa kalırlar. Ormanda Hasan kesmiş olduğu odunları merkebe yükler. Karısıyla gelir ki gelincik kapının ağzında, ağzından kanlar akıyor. O esnada Hasan yanında götürmüş olduğu av tüfeğiyle karısının çığlık atmasıyla gelinciği kapısının ağzında vurur ve ayağıyla iter, içeriye varır ki çocuk beşikte uyuyor sevgili canlar. Ve beşiğin etrafına bakar ki koskoca bir yılan parçalanmış. Gelincik yılanı parçalamış. Çünkü yılan çocuğa zarar verecekti. Gelincik yılanı parçalar. Ve bu olayla, bu manzarayla karşılaşan Hasan ve Fatma için için kendi kendini yeller. Hasan belli bir derde düşer. Verem olur. Gece gündüz yataklarda kalır. Gözünü açar. O manzara gözünün önüne hiç gitmez. Gelincik, gelincik diye canını verir sevgili canlar. Sevgili canlar, ön yargı bu kadar tehlikeli, bu kadar kötü bir şeydir. Halbuki içeri girseydi, baksaydı, gelincikin yılanı parçaladığını görseydi hayat değişecekti. İşte ön yargı tehlikelidir. İşte yaratıcı Hasan'a öyle bir imtihan vermiş ki o imtihanı başaramamış, imtihanı geçememiş, oradan diplomasını alamamış kalmıştır. İşte o rüya ondan dolayı ona gözükmüştür. Evet, sevgili canlar, aşığımızdan son bir nefes alacağız. Sevgili canlarım, ekran başında bizleri izleyen ve bizleri misafir yapan sevgili canlarım, önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın, dostça kalın, aşkını yazlar efendim. Evet, son sözümüz. Eyvallah Erdal Baba, tüm 72 millete geçsin. Son sözümüzü alalım. Son veda sözümüzü alalım. Burada emeği olan ve bizi seyreden, bizi mesaj gönderen herkese teşekkür ederim. Saygılarımla. Evet Arzu Hanım, sizin. Bizi evlerinize konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sağlıkla, huzurla ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Vizyon 58 ailesine teşekkür ediyorum. Kamera önünde, kamera arkasında bizleri kendilerine misafir yapan ve gönlüne alan cümle canlara da aşkını yaz ediyorum efendim. Buyurun Mahmut Bey. Emanetin Kur'an ehli beytine şefaat ya Muhammed Mustafa. Senin rahmetin çok ümmetine şefaat et ya Muhammed Mustafa Ali aşkına, Muhammed Ali aşkına, Fatıma Zühre aşkına.
tanrım diyor beni arama gökte. Yarın yanağında bir buseyim ben. Akıl ermez bu cilveli işime. Şarabın dolduğu bir kaseyim ben. Şarabın dolduğu bir kaseyim ben. İmam Hasan, İmam Hüseyin aşkına, İmam Zeynel, İmam Bakır aşkına, İmam Cafer, İmam Kazım aşkına, şefaat ya Muhammed Mustafa Ali aşkına, Muhammed Ali aşkına, Hasan Hüseyin aşkına. Diyorlar ki sığmaz arş ile kürşe, korkudan görmezler dilleri sürçe. Bu aşkı söylüyor küçük bir serçe. Cennetin bağında zülfikarım ben. Cennetin bağında zülfikarım ben. İmam Rıza, İmam Naki aşkına, İmam Taki, İmam Asker aşkına, İmam Muhammed Mehdi aşkına, şefaat ya Muhammed Mustafa Ali aşkına, Muhammed Ali aşkına, Fatıma Zühre aşkına. Aşıklar gelince dar divana, ayetleri söylenir gelir kelama, can olan cananda eler kemale. Besmele'de gizli bir noktayım ben. Besmele'de gizli bir noktayım ben. Mansur'un darına, Fazlı darına, Nesim'i darına, Fatma darına, erenler yalvarıp pir didarına, şefaat ya Muhammed Mustafa Ali aşkına, Muhammed Ali aşkına, Hasan Hüseyin aşkına. Alam sanar beni la mekandayım, arının yaptığı bir kovandayım, ilikten damardan akan kandayım. Kul Erdal içinde bir haldeyim ben. Kul Erdal içinde bir haldeyim ben. Evet sevgili canlar, bir dahaki haftaya görüşmek üzere diyorum. Saygılar, sevgiler, hoşça kalın, dostça kalın sevgili canlar.